Manisa Kalesi Helenistik dönemde yapıldığı biliniyor. Milattan sonra 17'de büyük bir depremde hasar görmüş. Yani yaklaşık 2000 yıllık, daha da eskiye dayandığı biliniyor. Ama tam olarak kimler zamanında ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Bizans döneminde yeniden onarılmış, güçlendirilmiş surları, Arap akınlarına karşı. Saruhanoğlu Beyliği kurulmadan önce de aynı şekilde. Saruhanoğulları Manisa'ya aldığında kale tekrar bir onarımdan geçiyor. Yeni yapılar ekleniyor. İşte Hacet Mescidi gibi. Orası da Saruhanoğulları tarafından yaptırılıyor. Tabii Manisa beyliğin merkezi olduktan sonra şehir büyüdükçe kaleden aşağıya doğru yerleşim alanı büyümeye başlıyor. 1600'lü yıllarda Osmanlı arşivlerinden de öğrendiğimiz kadarıyla kaleye artık önemini yitirdikten sonra harabe duruma düşüyor. 17. yüzyılda artık tamamen terk edilmiş ve eşkıyaların güdümünde kalmış. Daha sonraki işte Avrupalı seyyahların gravürlerinde de aynı şekilde kalenin yıkık ve harap olduğu gözüküyor. Ama günümüzde kaleden çok az bir parça ayakta kalabilmiş durumda. Birkaç sur parçası, duvarlar, çoğu dağılık bir vaziyette. Burayı restore etmek çok yüksek maliyet gerektirir. Ama en azından ayakta kalan kısımları koruma altına alınabilir. Çünkü şu anda resmen izbelelik bir durumda. Kale surlarının etrafına bir baktığın zaman günübirlik gelen insanların, kendini bilmez bazı vatandaşların ateş yaktığı, işte yiyip içtiklerini etrafa bıraktıkları görülüyor. Bu da zararın daha da büyümesine neden oluyor. Bununla ilgili bir önlem alınması gerekiyor her şeyden önce. Nasıl 2000 yıldan fazladır bu kalenin surları ayakta kalabildiyse, bizden sonraki nesillere de bir şeyler gösterebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.